İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Tuğba Dural, Rıdvan Dilmen'le Not Defterinde karşınızdayız. Bir de konuğumuz var. Ve onu aslında müziğiyle tanıyorsunuz daha çok ama futbol severler nasıl bir futbol aşkı ve Beşiktaş aşkı olduğunu iyi biliyor. Yazılarıyla biliyoruz. Muhteşem yazım diliyle bizlere futbol sevdasını aktarıyor. Hoş geldiniz Not Defterine. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Yani sizinle birlikte olmak çok güzel. 3 gol atmış, bienvenue kadar mutluyum yani. Güzel. Ama o biraz kupa maçıydı galiba. Ligi isteriz biz. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hatta hala haftanın yoğunluğu devam ediyor. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin maçları vardı. Sizi de tam haftasında konuk ettik galiba. Evet, Beşiktaş sevdalısını. Beşiktaş'ın Braga'yı 2-0 yendiği bir maç. Sizin gibiler herhalde Sevgililer Günü'nün en güzel hediyesiydi. Sizin Portekiz'den gibiler derken gelen. Bak Beşiktaş değilsin herhalde sen. Ben takım tutmuyorum. Tanıtsam değil mi? Sizin gibi. Ama öyle bir sevdam yok yani. Evet. Siz başlayayım önce konumuzdan müsaade ederseniz. Estağfurullah, zaten mümkün olduğunca Murat Kosova'nın son cümlesinden başlasak. Tabii çok güzel. Ben maça sevindiğim kadar Murat Kosova'dan futbol dinlemek bütün futbol severler için önemli bir şey. Arkadan Metin Tekin'in ikinci çığlıkları da bizi mutlu ediyor. Yani futbol kahramanlarımızın Rıdvan hocamız gibi, Metin Tekin gibi gerçek saf hallerine tanık olmak mutlu ediyor. Benim için sürpriz bir galibiyet oldu, onu söyleyeyim. Tek farka falan razıydım aslında yenilgi anlamında. Çünkü dünya futbol tarihinde hiç bu kadar iki ruhlu bir takım oldu mu? Siz daha iyi takip ediyorsunuz. Yani maç seçen oyuncu şeyi çok fazla Beşiktaş'ta bu sene. Son Sivas maçında, Mersin maçında, Fenerbahçe maçında çok beğeniliyor gibi olmasına rağmen yani o takım değildi Braga'da oynayan. İyi ki de değildi. Ben de o yüzden ümitledim biraz. Maç senin tezinden giderek dedim ki maç seçiyor bu takım. Yüksek tempolu direnç gösterirler diye düşünüyordum. Ve ben açıkça kamuoyumuzda şöyle bir şey vardı. Ben Braga takımını izliyorum. Kim ne kadar izliyorsa o kadar izliyorum. Ama Barcelona'yı Liverpool kadar tanımıyoruz. Evet. Ben ama Beşiktaş'ı tanıyorum. Evet. Beşiktaş'ın kadrosunun Avrupa çapında olduğunu düşünüyorum. Ama kadrosunun doğru oynayan, özverili kadrosunun, özverili gününe denk gelirse %60 şansının Beşiktaş'ta yan olduğunu düşünüyordum. Ama burada mesela kolay değil işi. Ama taraftarla. Bir de bizim sağlıklığımız var öyle. İki farklı son 10 dakikada verdiğimiz turlar var. Koşan bir sanlı sarı Alioğlu gözümün önünden geçiyor şimdi. Çok eski tabii. Umarım iyi olur. Acelemiz var gibi de meşhur bir olaydır bu. 2-0 Romanya'daydı değil mi maç? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. 2-0 ilk maç, ikinci maç. Çabuk santraya. Ama bu şehir efsanesi olabilir bilmiyorum. Belki Sanın abiye de şey yapmayalım da. Öyle diyorlar. İlginç olmuştu. Biz de genelde ligimizi değerlendiriyoruz ama ligdeki kaosu biliyorsunuz. Şu ara şöyle bir sonuca ihtiyacımız var diye biz de ligimizi taşıdık Avrupa'ya. Evet. Haftanın hakemini, haftanın takımını falan. Fernandes'i falan seçtik istersen. Evet, onlara geçeceğiz ama sizin İnönü Stadı'nda bir ekiple izliyorsunuz bu maçı. Hala bu ekip korunuyor mu acaba? Cem Dizdar, Adnan Bostancıoğlu? Evet, yok korunmuyor maalesef. Benim temiz bir iki senem var, devam edemiyorum. Hürriyet'te yazmaya başlayınca yattığı yerden yazıyor demesinler diye Eskişehir maçını gidip stattan izlemiştim. Ama benim şahit olduğum çok kötü Beşiktaşlardan biri lig performansı anlamında. Bir tek Eskişehir maçında biraz bir şeyler oldu. Ondan sonra çok acı çekiyorum seyrederken. O yüzden affımı istedim gazeteden de. Ben haftalık değerlendirme yazayım. Çünkü bu maçları izlemek üzüyor. Ben yaş olarak tuzu kuru bir Beşiktaşlıyım. Meşhur Metin Arif'e yazdığı jenerasyonu da biliyorum. Bizi devamlı şamaralanı gibi iniyorlar. Evet. 3-4 beni Fenerbahçeli arkadaşlarım çok iyi hatırlarım. Üniversitede okurken Adana'da pazartesileri falan gelip sıkıştırırlardı. Söyleyi artık falan derlerdi böyle. Çok güzel günlerdi. Ama bu dönem öyle değil maalesef. Ben de Avrupa maçlarının hemen tamamına gidiyorum. Bu maça da gideceğiz inşallah. Son Stoksi maçına da gittim. Dinamo Kiev maçına da gittim. Ayağım da iyi. Gideceğim inşallah maça. Uğurlu ama sen de gelirsin bu kez. Aman hocam. Yok, bu tur geçesin. Ben istiyorum. İnşallah. Atletico Madrid mi, Lazio'yu mu istiyorsun? Erken belki ama. Lazio istiyorum. Rakip olarak. Rakip olarak. Rakip olarak Lazio istiyorum. Feridun Düzağaç'ın en yakın arkadaşları da Fenerbahçeli diye duydum ben. Doğru mu? Çok doğru. Aslında ben üniversite yıllarında falan çok daha fanatiktim. Yani çok büyük fanatiktim. İstanbul'a geldikten sonra iyi de oldu.
Fenerbahçeli, hep çevremde Fenerbahçeli dostlarım oldu. Hani şu anda bir adaya giderken yanınıza kimi alırsınız deseler, hani onlar Fenerli, öyle bir durumumuz var. İyi de oldu çünkü empati çok önemli futbolda. Evet. Yani bilmeliyiz ki Fenerbahçeli Fenerbahçesini nasıl seviyorsa Beşiktaş da öyle seviyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Ve haftanın takımını Rıdvan Dilmen Beşiktaş olarak seçti not defterinde. Size de. Teknik direktöründe girelim. Evet, bence. Teknik direktörü de Carlos Carvalho haftanın. Ve haftanın futbolcusuysa Beşiktaş'ta Manuel Fernandes. Braga maçında 2 asist yaptı. Takımını galibiyete taşıdı. Şöyle değerlendiriyorum ben. Çok uzun süredir Avrupa'da yokuz. Yani takımlarımız. Kaos var, işte milli takım elendi, teknik adam gitti, işte şike vardı, yoktu, şuydu, buydu. Ve o kadar üzülüyorum ki dün sabahtan beri. Şimdi Beşiktaş kazanmış, hem de geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonunu yenmiş. Gazeteleri açtım, Aziz Yıldırım, şike, mike falan filan, şurada Beşiktaş. Ya ne biçim, anlamadım yani ya. Beşiktaş Portekiz'de deplasmanda maç kazanıyor 2-0. Hem de 16'ya kalacak bildiğim kadarıyla, evet, büyük ihtimalle. Böylesine kaosta bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Biz bu mahkemeleri konuşacağımıza, 40 yılın başında bir şey yakalamış, bu yıl için söylüyorum en azından. Ya bir şey konuşacağımız gelmiş. Bir gündü, çok doğru söylüyorsun. Ya tam güzel, sevgililer günü diyorsun, eyvallah işte sevgili en güzel hediye. Evet. Şimdi işte Aziz Yıldırım onu dedi, hakim bunu dedi. Ya hakikaten çok üzüldüm. Bunu spor gazetelerinin dışında, sayfaların dışında ön sayfada olması lazım. Buna ihtiyacımız var bizim yani. Hakikaten buna ihtiyacımız var. 40 yılın başında 6 aydır hiçbir şeyimiz yok. Milli takım gitmiş. Takımlar işte kötü gidiyor. Kulüpler kavgalı. 3 günde bir maç. İşte mahkemeydi, şikeydi, şuydu, buydu. Ya Beşiktaş'a bak 2-0 yenmiş. Şurada çok üzüldüm. Bütün gazetede manşet göremedim maalesef. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsun. Doğru, ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani fırsatını bulmuşken bu güzel olayı ön plana çıkarabilirdik. Ama olmadı. Çok 3 günde bir maç. Bu başka bir maç ama. Başka bir maç ama 3 günde bir biraz yordu hocam sanki. Hani bütün herkesi yordu. Çok kaldıramıyoruz gibi geliyor bana. Ben kendi payımı yıllardır hani küçüklüğümden beri izliyorum ama hiç bu kadar yorulduğumu hissetmedim futboldan. Şimdi, acaba seneye değişecek mi bilmiyorum şimdi ama. Şimdi Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi veya Galatasaray'ı yenmesi veya üç büyüklerin dahi, bırakın Eskişehir'i yenmesi, bu kaosta, bu 3 günde bir maçtan sıkıntı verebilir ama burada olayı pek ciddiye alınmadı Türkiye'de. Yani. İnanılmaz bir olay. 16'ya kalıyorsun, iyi top oynuyorsun, deplasmanda kazanıyorsun. Buna ihtiyacı var. Yani bu Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın mevzusu değil. Yani. Ama ilginç. Hep konuşuyoruz yani kötülüklerden besleniyoruz, evet, biraz diye. Bu 2-0 yenilseydi belki manşet olurdu. Tabii, bravo. Bu Carlos'ta bu iş olmayacak. Evet. Hoca giderdi. Evin hazır gitmişken, evet, evinde kalırdı belki. Ha, öyle de olur. Tabii tabii tabii. Hazır oradayken. Haftanın hakemini de aktaralım hemen. Braga Beşiktaş maçının hakemi Kevin Blom, haftanın hakemi. Müsaade edersen nedenini anlatayım. 90 öncesi ve 90 sonrası var futbolda. Şöyle, sadece futbol kalitesinin veya temponun yükselmesi değil. Şenez Bey'in o anlamda çok futbola büyük katkısı oldu. UEFA dönemleri artık başlamaya başlamıştı. Orada hakem komitesinin başına da geçmişti. Hakemlerin, eskiden çok hakemlere biz ağlardık. Hakikaten de biraz ayıklıyorlardı bizi. Ama özellikle orada Şenez Bey'in varlığı, mesela şu maç bile çok önemli. Atmayabilir ikinci sıradan. Evet. Düştü diye yorumlayabilirdi. Düştü diye yorumlayabilir. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hakem de çok iyi maç yönetti bugün. Yani düşünün, bir Avrupa maçında misafir Türk takımına karşı ev sahibi takımın seyircisini öfkelendiren bir hakemdi. Evet. Gerçekten çok, evet, kızdılar. Doğru. Sizden söz edelim biraz. Siz sosyal medyayı da aslında kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla, değil mi? Twitter'da, evet, hesabınız var. Twitter hesabım var. Ve Ekşi Sözlük'te de sizle ilgili yorumlar var. Birkaç tanesini Onur bizim için çıkardı. Hem o hatırlayalım. Özel bir insandır diyorlar. Aynı gün doğmuş olmamız ve bunun dışında tesadüfi birçok ortak noktamızın olması işin cabası. Seviyorum bu adamı ve şarkılarını. Beni tanımla cümleler içinde kullan. Hakikaten hani her şarkıyı yaşayamıyor insan ama sizin şarkılarınızın böyle bir durumu var. Çok güzel yazmış. Açıkçası dünkü yazıdan sonra
Fenerbahçeli taraftarlar da Twitter'dan takip ediyorlar. Onlarla işte ise bu konuda aynı fikirde olduğumuz için bir tanesi çok güzel bir şey yazmış. Ben de sizin verdiğiniz şeyden yola çıkarak onu söyleyeyim. Baba Hakkı Beşiktaşlısı demiş. Ben de ona şey diye teşekkür ettim. Yani yıllar önce bir şarkıda beni tanımlı cümleler içinde kullan diye sormuştum. Sanırım bundan sonra hiç kimse bundan daha güzelini yazamaz demiştim. Sağ olsunlar, seviyorlar. Twitter'da böyle olumsuz tepkiler var mı? Neden bunu soruyorum? Çünkü Radikal'den bildiğim kadarıyla olumsuz yorumlar sebebiyle. Yanlış mı bildim? Evet, ya benim futbola bakış açım biraz farklı. Bugün hani futbola yön veren yaş ortalamasını 18-25 olarak kodlarsak, tabii o yaşım da ateşiyle başka, yani nefret ikliminden besleniyor maalesef. Evet, maalesef. Ama ben şimdi dediğim gibi hem yaşımın getirdiği bir olgunlukta hem de hayata bakışımla alakalı olarak futbolun, yani birbirimizi anlamak noktasında elimizde futboldan güçlü başka hiçbir şey yok. Yani düşünsenize koca koca adamları bir gol sonrasında sarmaş dolaş görebiliyoruz. Yani dünyanın başka hiçbir şeyinde bunu başarmak mümkün değil. Bakış açısı da biraz çok romantik kalıyor bazen. Radikali bırakma sebebim oydu. Yani yazıyorum ama ne işe yarıyor şeydi, noksanlığıydı. Bu aslında bir yerlere gidiyor şimdi. Tabii sanatçı olma, yaratıcı olma avantajı var tabii. Şimdi evet. Biz mesela futboldan gelmeyiz. Ben kahvede konuşur gibi veya burada konuşur gibi yazıyorum ve söylüyorum. Benim tarzım bu. Zaten onun haddimi de aşamam ama sizin böyle bir temel Allah vergisi özellikle çocukluktan gelme bir sanat ruhunuz var. Mesela yazdığınızda kalemi hakikaten öyle. Siz gazetecisiniz aslında. Tabii sanatçının birinci sanatçılık, gazetecilik büyük avantajlık olsun. Bizde öyle bir şeyimiz yok. Sağ olun hocam. Gerçekten şey, öyle. Şu oldu. İşte Hürriyet'te yazıyorum diye kısaca anlatmam gerekirse evet. Hani çok böyle havalıyım falan işte. Yani çocukken bakkala gönderi dedik. Aldığımız gazetede yazıyoruz sonuçta. Hani ne olursa olsun şartlar değişti ama. İşte ilk Beşiktaş maçına gidiyorum. Çok havalıyım falan böyle. Çocuklar fotoğraf çektiriyorlar bilmem ne işte. Abi iki Beşiktaşsın eyvallah. Ama anlamıyoruz biz senin yazdıklarını falan diyorlar. Farklı yani bir yazım. Kim anlıyor bilmiyorum ama yazmak güzel. Ben de senin aradığını söyleyeyim ya. Anlamadım. İyi mi yazıyorlar? İyi mi yazıyorlar? Şimdi Allah rahmet etsin. İslam Çüpü'nün de tarzı böyleydi aslında. Evet. Yaşı benzemesin. Bilginin bizim daha farklı, o benim bir hafta çözüyorum onu. Sizinkini bir günde çözdüm de onu bir hafta destekle çözebiliyorum. Bilginin destekle de çözemiyorum, anlamaya çalışıyorum filan. Çok güzel hakikaten. Peki sanat hayatın nasıl yani? Besteler evet. Şunlar. Yani bir iz bırakıcı değişti. Bir şey koyuyorsunuz ortaya, ondan sonra yazılarınızda bakıyoruz. Evet, yani aslında müzik yolculuğumda biraz heyecan kaybı yaşadığımı hep dile getiriyorum. Çünkü çok değişti yani. Hani yine futboldan yola çıkarsak global futbol konuşuyoruz ya uzunca bir zamandır. Müzikte de artık hani fiziki paylaşım kalmadığı için sanki yazdığımız şarkılar biraz uzay boşluğunda kayboluyorlar gibi geliyor bana. Öyle mi geliyor gerçekten? Gerçekten öyle geliyor. Çünkü bir anket yapılmış hocam. Hani üniversiteli gençler arasında bilgisayarlarına indirdikleri müziklerin %10'unu falan dinleyebiliyorlar. Yani bu fiziki noksanlık ben de öyle bir duygu yaratıyor. Ama yeni şarkılar yazıyorum. Şimdi ama kendime... Var mı sizin proje? Proje bazında yok ama bir hazırlığımız var. Sizin inadına üstüne gitmeniz özür diliyorum. Gerekmez mi aslında? Çünkü yani yıllar sonra bile sizin şarkılarınız dinlenebilecek şarkılar. Ya öyle olacaktır zaten. Evet. Hani şu aşamada... Yani küsmeyin. Yok yok, küskünlük kıvamında değil. Küskünlük şimdi, kıvamında değil. Bunu ne kadar doğru söylemem doğru bilmiyorum. Hepimiz aklın rahmetine kavuşacağız sonuçta. Evet. Geriye bıraktığında acaba Rıdvan ne futbolcu muydu, ne yorumcuydu mu olacak? Ki çok yakın birbirine, aynı meslek hemen hemen. Sizle ilgili de siz kendinizin nasıl görülmesini daha çok istiyorsunuz? Sanatçı, yazar, besteci, süper bir müzisyensiniz. Bir de çok da güzel yazıyorsunuz. Eyvallah. Hangisi? Çok teşekkür mesela, ederim. Mesela şuraya yazdık, ne yazalım altına? Sanıyorum ben mutlaka şarkılarla anılan bir adam olurum. İstek hangisi olur? İstek hiç fark etmez. Yani sevgiye mazhar olmak çok pahalı bir şey. İkisi birlikte oluyor. Kaldık yani zaten göremeyeceğiz. Yani arkamızdan ne konuşuyorlar diye bilemeyeceğimiz için. Yok şimdi konuşanlar. Ama şarkılar önde olacaktır. İsteğiniz de o. İsteğim futbolda mesela yazdıklarımın anlaşılıyor ve bir boşluğu dolduruyor olması beni çok mutlu ediyor. Kaldı ki
futbol yazmaya zaten tekrar... Zaten 4-4-2 ile falan uğraşmıyorsunuz, ne güzel. Yok. Çok güzel. Zaten yani sizden de beklenen olur herhalde değil aynen. mi? Sizin gibi yazsa daha antipatik olabilir belki. Ben dedim hocam belki. Olmuyor. Yani bir de biliyorsunuz siz hani maç bitiyor 10 dakika sonra göndermek zorundasınız. Olmuyor. Yani ben o çok uzun yazıları saatlerce yazıyorum. Şimdi ben yazılara başladığımda bir yazı yazdım. İlk yılımda. Şimdi valla o yazıyı getirseler okumam yani. Bir espri yapmışım. Rezil bir espri yapmışım futbolla ilgili. Hakikaten bu da bizim için zor bir olay. Sizin tarzınız mesela becerebileceğim bir tarz değil. Ama bence gazetecinin de mutlaka özellikle futbol yazarın sahanın içine girmek dışarıya ayırt edebilmeli. Evet. Ayırt etmediği zaman bir yerden sonra haddini aşıyor ve bu sefer saçmalamaya başlıyor bence. Evet. Ben mesela sizin gibi istesem de yazamam. Sosyal, kültürel veya bilgi olarak eksik kalabilirim. Estağfurullah hocam. Yok hakikaten öyle. Ya da günü yazabilirim ama ben 4-4-2'yi çok rahat konuşabildiğim için bildiğimi yapmaya çalışıyorum. Mesela siz de hakikaten fazla bu kullara girmiyorsunuz. Dikkatli okuyucunuz. Yok yani benden beklenen o değil zaten. Sadece futbol yazmıyorum aslında. Şöyle, evet. Futbol üzerine herkesin konuştuğu şeylere başka yerden bakarak yazıyorum. Taraf değilim. Evet Beşiktaşlıyım ama bir kaygım yok. Bunlar aslında o yazılardaki artıları sağlayan şeyler bence bunlar. Ama az önce sizin sorduğunuz soruyu şöyle devam ettirmek isterim. Hani o gün geldikten sonra kim daha uzun konuşulur? Bir futbol ülkesi olduğumuz için ve bu ülkede hangi takımı tutarsa tutsun herkesin sevdiği tek Fenerbahçeli olduğumuz için siz daha uzun süre konuşulursunuz onu söyleyeyim. Ama keşke bir sanat ülkesi olsak. O da ayrı bir şey. Ama bizim bu soruyu sorabilecek kadar sizin ikisini de becerebilmeniz de güzel bir şey. Eyvallah, yani sağ olun. Şu olurdu hakikaten sanatta şarkısına baksın diyebilirlerdi. Ya yazısına baksın diyebilirlerdi. Şimdi hakikaten 10 dakikadır konuşuyoruz. Evet. Böyle dengede kaldık. Bu da güzel bir şey yani. İlginç. Ben bunu bir sorayım. Kendi dinleyicilerimi. Yok ben okuduğum için ve dinlediğim için söyleyebiliyorum. Evet. Şimdi cevaplamak ister misiniz bilmiyorum ama bir Asuman var hitap ettiğiniz. Kimdir bu Asuman diye merak ediyoruz. Yayın önce söylediğim iki şeytan arasında direkt tutabilirsiniz diye. O çok şeytani bir fikirdi Asuman. Çünkü futbol yazıyorum. Aşk şarkılarıyla bilinen bir insanım. Hani biraz algıyı rahatlatmak adına bir hani sanki evde sevgilisiyle maç izleyen bir adammış gibi yazmaya başladım. İtiraf ediyorum ki ilk Asuman benim çok güzel. Yani bir film çeksem kadın karakterime Asuman ismini veririm. Çok hani şey hoş buluyorum. Hayalinizdeki bir karakter. Evet. İlk başladığımda hiç kimse değildi. Zaman içinde yaşadığım ilişkide kadınıma söyleyemediğim şeyleri yazıda söylemeye başladım. Allah. O da futbolla birleşti. O da futbolla birleşti. Yani aslında bazen her şey bazen hiçbir şey gibi bir muamması var Asuman'ın. Bu da bir yaratıcılık işte. Evet. Peki bir kitap böyle bir düşünceniz var mı? Kitap yazmak gibi. Kesinlikle yazarsam bu futbol üzerine olur. Hatta Radikal'de yazarken çok istemiştim. Mümkünse bir futbol takımıyla ve mümkünse Anadolu'da bir futbol takımıyla bir yıl gezebileyim, akredite olayım, yedek kulübesinde oturabileyim. Aha. Ve o bir yılı sonra yazayım diye ama hatta yapılmış hocam. Ben o kitabı size ulaştırırım. İsmini şimdi yani. Veremeyeceğim ama. Destek her zaman varız. Eyvallah. Olmadığı için yapamadım ama bir kitap yazarsam olur. Kesinlikle mesela şu proje bile, film bile yapılabilecek proje. Evet. Evet. Çok güzel. Kızınız Galatasaraylıymış Tuya. Doğru mu? Kızım Galatasaraylı olduğunu sanıyor şimdilik. Yani 18 yaşına geldiğinde hani Türk filmlerinde olur ya baba bana artık 18'ime geldim bir araba. Ben o arabanın anahtarlığına Beşiktaş şeyini takacağım. Artık içindeki Galatasaray sevgisinin kaç beygir gücünde olduğunu Galatasaray göreceğiz. Galatasaray sevgisi var değil mi? Yok, içinde? Uzak hocam. Yani işte futbol ben söylüyorum. Bugün Fener'e yenildiniz ya da yendiniz falan diyorum. Peki nereden bu Galatasaray? Ailedeki diğer şimdi büyüklerden? Ben Beşiktaşlıyım, fanatiyim. Çevremde gerçekten 10 tane dostum varsa 9,5 Fenerbahçeli. Çocuk herhalde bir muharif duruş sergiledi. Galatasaray'ı bence diyor. Kalsın niye? Yok kalsın takılıyorum hocam. Benim görevim bundan sonra onun hayallerine katkıda bulunmak. Yani onun mutluluğu dışında bir şeyim yok. Kalsın yok, sen tabii. Sen gibi 18'li bir anahtarlık vereceksin. Anahtarlık yapacağım tabii. Beşiktaş evet. Maskot takacağım oraya. Şimdi sizinle ilgili yorumlara devam edelim. Birkaç yorum daha var. Anlatması güçtür onu diyorlar. Yanlış kelimeler kullanmaktan korkarım ben ona dair. Hiç ses çıkarmam ve de özeldir Feridun. Düzağaç bütün şarkıları anlam yüklüdür. İstediğinizi çıkarırsınız kendi payınıza. Dosttur o.
ve gönderdiğim e-maillere bile cevap yazan ve bu davranışıyla onu daha da çok sevmemi sağlayan mütevazı bir sanatçı. Herhalde en önemli cevap veriyor musunuz? Veriyorum. Mesela Twitter'da da mümkün olduğu kadar, hani sosyal medya diyoruz, şey değil yani, paylaşmak için oradayım. Ama sadece kalbi ve aklı olmayanlarla muhatap olmuyorum. Çünkü yeri geliyor, insanı çileden, evet, yıpratıcı olabilir, çıkaracak şeyler yazılabiliyor. Twitter'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben çok uzam. Hayatım şöyle, Twitter adresim, böyle bilgisayarla işim olmadı. Belki bir eksiklik bu da. Bence hocam bugün girin, 1 milyon takipçiniz olur yarın. Ben buna imzamı atarım yani. Hatta sahte hesaplarda bayağı yüksek. Sahte, evet. Varmış, bilmiyorum da. Şimdi bir şey soruyorum. Bu Twitter nasıl bir şey? Yani böyle diyelim ki 1 milyon dediniz veya 100 bin tane şeyim, izleyici var. Bu bizi havaya sokar mı öyle? Havaya sokuyor mu insana? Veyahut da biraz daha artsın ister misiniz? Mesela bazen Twitter hesabı olanlar bu bazı saklı şeyleri bile ilk haber vermek için oradan yazıyorlar diyelim. O izleyici takipçisini arttırınca hoşuna mı gidiyor insan acaba? Yani ben egosunu mümkün olduğu kadar yedek kulübesinde bıraktığını düşünen bir insan olduğum halde bazen oluyor. Ama şey anlamında, bilgilenmek anlamında çok tavsiye ederim. Ama suistimale çok açık değil çok, mi? Çok açık, çok açık. Onunla baş edebilmek çok, çok sorun. Yani gelen tepkiler gerçekten bazen çok yıpratıcı olabiliyor. Ben doğru yoldayım, boşver. Bence de. Yüreğimdeki kimsenin dokunamadığı köşelerde bulduğum ses demiş bir hayranınızla. Gerçekten sizin, yani sizin... Siz güzelliğini seçmişsiniz tabii. Aksi bir şey yok. Var var. Var mı? Vardır. Bizim gözümüzden görmek istememişiz o zaman. Sağ ol. Nilay de Beşiktaş ya, ondan yapmıştır o. Yok yok, o hakikaten çok hoş, çok güzel. Not defteri devam ediyor. Biraz daha futbola dönelim. Gerçi başından beri futbol konuşuyoruz ama Feridun Düzağaç'ın diliyle ve gözüyle konuştuk. Ve %100 futboldan görüntüler var sırada. Aman. Rıdvan Dilmen %100 futbol programında Galatasaraylı Engin Baytar'ın sakatlık pozisyonunu değerlendiriyor. Saydım 8 kere taklattı. Engin mi? Hı. Bir faul. Tabii ki canı acıyacak. Ağrıyacak darbede ama 8 kere yani... Bu biraz hakemi de zor durumda bırakır, seyirciyi de biraz galyana getirir. Rakip oyuncuyu da karta zorlar. Ben bir uyarayım bir abisi olarak. Yani 8 kere takla attı, sonra aslan gibi kalktı oynadı diyorsunuz. Sen diyor, ben de aynen diyorum, sen onu ilave ediyorsun. Bir kez daha aynı şekilde oldu, yapmasın. Antipatik oluyor. Foul yapılan oyuncuya canınca acır. Belki sakatlanırsın ama 8 tane takla attığınız zaman ben 8'den sonra direkt ambulansa gidiyordum. Bir daha gelmiyordum 3 ay. Bizim aslında gerçekten görelim. Mesela şimdi Galatasaraylı antipatik gelebilir benim söylediklerim. Bu Emre için de söyleyebilirim. Yani bunu insanların algılayabilmesi lazım. Ben Engin'i sevdiğim için söylüyorum yani. Evet. Bu hakikaten dikkat etmesi lazım. Aslında ön yargıyı kaldırabilsek. Yani işte maalesef. Çok daha güzel maalesef bakabiliriz. Yani sen ne diyorsun? Pazar gibi program bitiyor. MTV'yi ayağa kaldırıyorlar. Şunu dedi, bunu dedi diye. Hem de futbol olan içindeki insanlar yapıyorlar. Yani hiç olmuyor. Yorumlarımızı dikte etmeye çalışıyorlar. Ama gerçekten çok doğru bir şey. Yani gerçekten gocunacak, kırılacak bir şey yok. Ama taraf gözle bakmak, tarafkir olmak bazen işin tadını çok kaçırıyor. Bu hafta oldu işte. Bu Galatasaray maçının yorumunu yapıyoruz. Şimdi hakemlerin, açık konuşalım. 100 yıldır işte oynandığı yıllardan beri. Ben Anadolu takımlarında oynadığım için. Şimdi minimum ayında ama dönem dönem. Üç büyükler zaten sürekli, özellikle içeride oynadığı zaman. Bazen Fenerbahçe'ye çok daha ağırlıklı çağırırlar. Bazen Galatasaray'a, bazen Beşiktaş'a. Bu sene Beşiktaş'a az çaldıkları dönem mesela. Dönem dönem değişkenlik gösterir. Ama parmakla sayılacak kadar azdır içeride büyük takımın mağlup olması. Ben hatta Christian önünde verdim. Christian'ı atamıyorlar dedim ben hakemler. Atması evet lazım, atamıyor diyorum. Şimdi bunu alıyorlar. Engin'le ilgili yorum yapıp bak Fenerbahçe Galatasaray düşmanlığı yapıyor diyorlar. Ama söylediğin Christian'la ilgili eleştiri kesinlikle söylemiyorlar. Ama maalesef böyle. Ve bunu hadi vatandaş yapar. Antrenör arkadaşlarımız arayıp söylüyorlar yani bir de. Bize de söylemiyorlar. Şikayet merci olarak görüyorlar, söylüyorlar. Anlarlar şimdi onlar, dinleyenler. Mesaj gitti hocam. Attınız bir çalım yine. Ve Galatasaray'la devam ediyoruz yine. Ayhan Akman'ın sözleri var. Futbola başladığımda gole daha yakın oynuyordum diyor. Zamanla daha geriye geldim ve şimdi de sahanın dışına doğru gidiyorum diyor. Ayhan Akman. Evet.
güzel. Doğru. Çok güzel. İyi bir forvet arkası oyuncusuydu Gaziantep'te. Ama Beşiktaş'a öyle geldi. O iki oyuncu bu konuda çok gelişim kaydetti. Bir tanesi Ayhan, bir tane de Kaan Dobra. Bayağı bildiğin forvet oyuncusuydu Kaan Dobra. Sonra defansı öğrendi. 3-5-2'nin sağında oynattı Lüçesko'nu. Bir sezon iyi oynadı ama sonuçta bir gelişim kaydetti. Ayhan da defans falan yapmazdı eskiden. Beşiktaş'a geldi yıllarda. Evet. Daha sonra hani o yönünde geliştirmesi iyi ama fazla kenara geldi şimdi. Evet. Tribüne doğru gidiyor. Ama büyük hizmetler oldu tabii. Futbolcu gelişimi dediniz diye soracağım. Sizin çok sevdiğinizi ve sürekli olumlu şeyler kullandığınız sözcüklerle anlattığınız bir oyuncumuz var. İsmail Köybaşı. Ben burada biraz Fenerbahçelik çiziyorum. Yani hayır, ben mesela biz de büyük umutlarla aldık ama gerçekten kişisel gelişim çok açık bir oyuncu ama antrenörüne ve ona çok düşüyor. Ben temel özelliklerine bakıyorum. Çabuk mu çabuk, devamlı var mı var. 90+2'de gidiyor. Ortası fena değil. Fakat hala oyun sezgilerinde, kademe sezgilerinde problem olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben oyuncunun gelecek vadeden ciddi bir oyuncu olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Şimdi Fatih Hoca'nın bir cümlesi vardır, çok doğru söylüyor. Hücum oyuncusuna savunmayı öğretirsin. Savunma oyuncusuna hücumu zor öğretirsin. Bazen hatırlayalım Kadir'i. Evet. Müthiş bekti. Ben çok zor geçerdim mesela. Recep'i evet. De aynı şekilde. Ama hücum önleri zayıftı. Fakat hücum oyuncusunun mesela Arda Turan'ın bugün Atletico Madrid'deki yavaş yavaş geliştiği savunma özelliği en azından pozisyonla değişebilir. Yani evet. Gençlerde hücum zor kazanılan bir özelliktir. Defans mantaliteyle halledebilirsiniz. Çünkü Rıza bizim işte yıllarca gitti. Şöyle bir yakaladı buradan rakibin şöyle. Oradan şak diye aynı yerden tutardı ama. Aynı yerden. Öyle fazla değil. Abdurrahim Albayrak'ın renkli görüntüleri. Büyük başarı değil mi? Beşiktaş. Biraz önce konuşmuştuk. Ya da Trabzonspor mu hani UEFA'da yol alamazlarsa konuşmuştuk. Türk sporunun en önemli maçıydı bence bu sezon için. Hakikaten taraftarı da çok gidiyor basketbol maçlarına. Evet. Ve Ender Arslan'ın sanıyorum hayatı boyunca en çok mutlu olduğu basketiydi. Ben seyrederken izledim. Sanki ağlamakla oldu. Tüylerimiz diken diken izledik. Abdurrahim Albayrak'la ilgili hikaye anlatayım. Bu bilinen bir hikaye olduğu için rahat anlatıyorum. Yoksa özel bir durum yok. O yüzden çok ilginçtir bu. Galatasaray'da işte Fahri yöneticilik yapıyor işte. Şeyler futbolcular. Saffet Sancaklı, Suat Kayalar falan. Saffet anlatmıştı bir gün Suat'la. Suat Kaya Japonya'dan bir tane saat alıyor. Bu saatte kumandayı böyle televizyon kumandası yapmış uygun. Baklava getirmiş gelmiş Abdurrahim Bey. Demişler ki bende öyle bir özellik var ki demiş Saffet. Ben demiş veya Suat hangisiyse artık star diyorum. Star açılıyor demişler. Yapma ya falan demiş. Star deyip buradan tak diye çevirmiş star. Şaşırmış bir show. İşte Kanal D NTV. Demişler ki bu nasıl elde ettiniz, nasıl oldu? Bir el vereyim sana da olsun demişler. Neyse Abdurrahim Bey'e vermişler eli. Demiş ki NTV Spor, sallıyorum şimdi. Tam NTV Spor, Lig TV, Kanal D. Aa demiş, oradan da değiştiriyor. Bu hemen eve gitmiş. Yenge hanıma demiş ki bak demiş bende bir özellik var. Ne özelliği? Fıkra değil bu, yaşamış bir olay. Evde, Florida. Star demiş. Devam ediyor Kanal D. Hatta evet demiş. Yok falan. Üst kata çıkmış. Bizim televizyon bozuk. Üst katta da bunu anlatmış. Böyle bir hikaye var. Şehir efsanesi değilmiş herhalde. Anlattılar bunu. Çok ilginç geldi. Yani acaba dedim oynadı mı yoksa hakikaten samimi de bir adam. Yani çok samimi bir insan yani. Doğal. Şurada yanında durmak da tehlikeli. Çok riskli. Bir görüntüsü var. Yani oldukça riskli. Birlikte maç ama renkli adam. Ben çok seviyorum. Çok, hakikaten. Çok sevimli. Evet. Gönülden. Şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Oktay Mahmudi ile ilgili tam bir Mourinho. Basketbolu Mourinho'su. Böyle değil mi? Görüntüsü şık, şey lider. Böyle doy. Mourinho işte, örneği olduğu için biraz tedirgin oldum hocam. Hani şey. Niye? Biraz fazla kibirli. Çok hani. Kim? Mourinho. Hani bunda da öyle bir şeylik var ama. Mesela Mourinho. Türkiye'de yani en çok sorudan soruldu. Yıllarca soruldu. Hala soruldu. Alex mi Hacı mı diye. Hani biraz oyuncunun karakterine bakınca hani uzak ara ben Alex'tim hani o anlamda söylüyorum. Rakip antrenörün gözüne parmak yok, sokan yok ben duruşu olarak antrenörlerden doğru. Ben böyle titri falan böyle duruşu oyuncularla görüntü olarak onu mesela diyorum. Guardiola'nın çok ilginç çalışma teknikleri ya. Yani ben yeni öğrendim şeyi biliyordum. Esneme kaslama lastikleriyle orta sahada pas yapacak oyunculara hani oyuncuları beraber götürüp getirmek için birbirlerine lastikle bağlamayı biliyordum. Antrenman maçta, taktik maçlarında sahaya çıkaracağı 11'i seçiyor. Rakip takımı
14 kişi oynatıyormuş hocam. Hı hı. Yani ben bunu yeni öğrendim. Yani... Şimdi zaman zaman bu antrenörlerin yaptığı bir olaydır. Hatta Niang'da 4 tane attılar ya Niang'da takımına Barcelona. Evet. Aykut Hoca ile Hasan konuşmuşlar. Nasıl demişler? Valla biz 14 kişi oynasak belki baş ederdik. Evet. Güzel bir koşu antrenmanı yaptık demişler. O uygulanan bir şey. Guardiola bir de ben bir maçta Şampiyonlar Ligi'ni elediler Real Madrid'i. Bütün takım orta sahadayken bütün teknik heyetler, fizyoterapist dahil böyle beşer beşer çekildiler. Oyuncuların soyunmasını alkışlayarak gönderdi Guardiola. Evet. Mourinho'dan beklemeyin. Mourinho göz sof falan sokabilir yani. Farklı. Mourinho 5 attığı zaman rakip oyuncuları kutluyor. Evet. Ben o anlamda benzetmek istemedim ama duruşu... Doğru, doğru. Bu arada Mourinho'ya sallarsak gençler bize çok sallar. Çünkü Mourinho futbolu oynamayanların bayrağı olarak görülüyor. Aslında Mourinho çok başarılı bir teknik adam. Ama gençlerin çok sarıldığı bir insan. Onu biz de çok seviyoruz Mourinho'yu, başarılı bir adam ama Guardiola'nın böyle şeyi farklı. Evet, yani işte endüstri futboluyla beraber artık fazla romantik geliyor. Hani karakterli evet. futbolcu, iyi niyetli futbolcu, ahlaklı futbolcu ya da evet. teknik direktör çok sorgulanmıyor maalesef. Doğru. Şimdi Trabzonspor'dan bahsederken Messi aklımıza getirecek bir şey yok mu? Yok. Biraz alakası olur sanki. Bordo mavi orada da. Yok. Fuat Aktağ ve Mehmet Demirkol var sırada bu kez. Lale muhabbetleri var. İzliyoruz. Schalke 04'teki teknik direktörlük döneminde Halil Altıntop'un takımında forma giymesine ilişkinse Halil Halil'dir. Bugün otelde odama girdiğimde bir buket lale vardı. Halil odama bir buket lale göndermiş dedi. Öyle bir şarkı varmış Almanya'da. Lale'yi nereden bulmuş ya? Bulunur canım. Çiçek işte yok mu lale? Lale zamanı. Ha, Sera'da yetişiyordur. Ne bileyim bilmiyorum ki. Yapmadır belki. Acaba öyle ya. Plastik lale. Plastik lale. Kalıcı olsun. Öyle bir şarkı varmış. Amsterdam'dan gelen lale diye. Onu söylüyormuş Halil sürekli. Hmm. Beyefendiye de öyle bir lale muhabbetleri varmış yani. Ha aralarında öyle bir, ha doğru ya, Hollandalı. Lale deyince biz, İstanbul geliyor benim aklıma ama Hollanda'dan iyi, önce. Öyle, evet, iyi yani onun gelmesi iyi. İyi vallahi. Şimdi lale zamanı gelince İstanbul şahane oluyor. Güzel hakikaten. Oldu. Ben doğru. Çok severim laleyi. Bayağı orada dalmışlardı, kaptırmışlar. Çok güzel, çok. Var mıdır öyle bir laleli maleli Hollanda'da almayı? Var. Hollanda'da da var. Lale var şarkısı var mıdır? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Lale vardır doğru Hollanda'da. Bu daha başka bir lale muhabbeti oldu neyse. Ben reklam filmi çevirdim Madrid'de. David Beckham'la. 8 saat. Bu ama uzun yıllar o firmayla anlaşmalı. Biz de o yıl Türkiye yüzü olarak götürdüler. Madrid'de bir statta çekilecek. 2'de başlayıp 10'da bitecek. Onların kontratı öyleymiş. Tam 10 oldu saat, ona 2 filan var. Hemen danışmanı filan geldiler, bitti. Ama birkaç kare daha lazım. Yok dediler. Mümkün değil. Aslında çok da mütevazı adam. Yapayım falan dedi firmaya. Yok dedi. Şeyleri yaptırmadılar. Biz olsak bir daha dur, sağdan dur, soldan dur olur. Benim şeyim azdı. Orada işte gol olur falan muhabbeti var ya işte ondan dolayı. Bir tanesi çakmasını getirmişler İngiltere'den. Bulmuşlar. Tabii. Devamını ona mı? Bir iki tane o attı ama onu pek kullanmadılar. Frikikti. Türkiye Ligi'ni sordum. Alakası yok. Hani diyorlar ya şundan bahsetti, bundan bahsetti. Alakası yok Türkiye Ligi'yle. Bildiği bir takım yok ya. Rıdvan Dilmen var şimdi de sırada. Kendi dönemiyle bu dönem arasındaki farklardan bahsediyor. Ne demişim? Bir gerçek var. Anadolu'da da oynadım ben Bolu'da da. Sarıyer takımı da bir Anadolu takımı sayabileceğimiz bir takımda. Ben çok Fener, Galatasaray, Beşiktaş maçları oynadım. Yarı sahaya geçirmediği günler de gördüm. Şimdi geçiriyorlar yine Allah'tan. Yaya kadar bir getiriyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz Anadolu takımlarıyla ilgili? Hakemler üzerinden aynı. Yani evet maalesef birçok büyük maçta hani özellikle ev sahibi ise büyük kulüpler hani hakemler etki altında kalıyorlar. Müzik dünyasında var mı böyle? Yani etki altında kalan dağıtım veyahut da televizyon desteği? Çok farklı hocam yani Anadolu'yla İstanbul çok farklı. Peki müzik sektöründe de mesela sinema sektörüne bakıyoruz. Filmler oluyor mesela. Film öncesi inanılmaz bir tanıtım oluyor. X bir film evet. veya şey. Bazen de bazı filmler çok güzel filmler. Fazla tanıtımında kullanılmıyor.
işte programları çıkarılmıyor falan. İzleyici sayısı da düşüyor. Yani o tanıtımın izleyiciyi arttırdığı kesin ama değil mi sonuçta? Kesin, bir kere bile mi gidiyor? Kesin. Sizde de var mı? Ama sinema mesela sinema öncesi hani tabii. Reklam kuşağı şey artık hani her yerde aynı. Onu mecburen izlettiriyorlar artık yani. Müzik sektörü sektör olmaktan çıktı hocam. Öyle mi? Çıktı ya. Çıktı evet. Dijital ortamda başka bir dünyaya doğru gidiyor. Ve bununla barışılması gereken bir ben gerçek. Bir hamle bekliyorum sizden ama ya. Şöyle yeni bu sene. Belki. Yaza filan. Belki yaza. Ne kadar dış etkenler olsa da sonuçta bir de güneş balçıkla sıvanmaz diye bir şey var. Ne kadar engellenebilir ki aslında bir yetenek? Tabii ki. Yani beni zaten... Destek tabii ki çok önemli ama... Beni besleyen şey o yani sahneye çıkma heyecanı. Yani onun dışında her şey zaten maddi olarak değil manevi olarak da yalan. Ama o sahnede olduğumuz çıkıyor sürece... Çıkıyor musun hiçbir sahne var mı? Çıkıyorum yani hatta fena değil bu sene. Kış mevsiminde pek çalamıyoruz zaten. Gittiğimiz yerler belli ama... Bu sene iyiyiz. Erzurum, Konya. Biraz gezeceğiz. Şimdi İstanbul'da o zaman biz NTV Spor olarak bir gelelim. Çok seviniriz. Süremizin tabii. Sonuna geliyoruz ama bir şey daha merak ediyorum. Ankara Gücü Beşiktaş maçına gidip ki olaylı bir maçmış. Bu siz konsere çıkmışsınız. Var mı böyle tesadüfler? Doğru. Ben ilk defa bir maçta çok korktum. Yani maça denk geliyor diye bir gün daha uzatmıştım programı. Maça da gittim ve maçın son 10 dakikasında siz bilirsiniz Ankara 19 Mayıs stadının arkasında bir diğer sporlar içinde bir alan var. Evet. Oradan ciddi taşlar yağdı. Hatta ben... O büyük olaydan olduğu maç mıydı? Evet. Delgado'nun son dakikada gol attığı ve 1-0 Beşiktaş'ın kazandığı maçtı. İlk defa tribünde korkmuştum. Bu kısmını maçta. Kesmek zorundayım. Güntekin Delgado'yu duymasın. Delgado'yu duydum mu tüyler diken diken oluyor. Benim de öyle. Öyle. Benim de öyle. Peki konserler ve Beşiktaş, Çarşı grubu da konserlerinize geldiğini ve kartal pençesi yaparak dinlediğini biliyoruz. Bir kere Edirne'de sanıyorum açık alanda çok büyük, çok güzel bir kalabalık vardı. Tam da herkesin en çok merak ettiği FD şarkısını çalacaktık. Evet. Organize olmuşlar maçtan önce. İşte sahne burası, ben insanlara böyle söylüyorum. Bir anda o şarkının başlamasıyla beraber meşaleler yaktılar. Ve kimse beni izlemedi. Yani şov yaptılar orada. Oluyor, bazen atkı veriyorlar, forma veriyorlar. Sağ olsunlar. Ve Feridun Düzağaç'la bu sohbetimizin maalesef sonuna geldik. Belki ilerleyen programlarda yeniden bir arada oluruz. Çok teşekkür çok ediyoruz geldiğiniz için. Keyifli sohbet için. Çok teşekkür ederim. Bu akşam not defterini böyle noktalıyoruz sevgili seyirciler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.